bağlanan diğer evet, tekrar mı olacak acaba? Hep sohbetler gerek, filmlerden önce mi akıyor? Gerek yok mu belki de? Bence yine de biraz bakabiliriz. Beynel Milal, sırrı şuraya. Şimdi birincisiyle başlıyoruz. Sizin konuşmaya başladığınız noktaya kadar izliyoruz. İstediğiniz kadar. Merhaba. Tepsiye bıraksam siz organize eder misiniz? Tabii. Han är bra med hustru. Mitt intryck var att det var Karin väldigt... är bra. Hon är bra. Det är egentligen det här med kineserna som... Ja. Hör på mig ett tag, Jonas. Jag ska tala mycket öppet. Du vet att min hustru dog för 4 år sedan. Dil İsveççe. Evet. Berkman mı? Tabii zaten hani bu yakın plan insan yüzü filmografidir der ya Berkman. Hepsini seyretmeseniz bile o şey üslubu yakalayabiliyorsunuz. Biz kitaba Bergman'da başladığınız için biz de tamam böyle başlayalım dedik. Fakat bir şey var orada biliyor musunuz? Bu kaçıncı baskı? Yani bunu da burada belki söylememiz lazım. O alıntı Tarkovski'dendi. Ve biz onu bir sonraki baskıda düzelttik. Öyle mi? Şöyle düzelttik. Bellekle ilgili bir not düşerek düzelttik. Çünkü hemen hemen aynı cümleleri aynı minvalde Tarkovski söylemiş. Bergman da söylemiş. İkisi de çocukluktan beslendiklerini söylüyorlar. Ve ben böyle sürekli bir elimde Bergman, bir elimde Tarkovski ile gezen birisi olduğum için bir sürü sonra notların içinde kaybolmuşum. Evet. Zaten bu belleğin de galiba bir oyunu bize. Bergman'ın da Tarkovski'nin de hani bütün bu soy yönetmenlerin belleklerine, çocukluklarına, bu anılara dönüş şeylerini çok iyi anlıyorum. O ikisi arasında sizin karşınıza koyduğunuzda nasıl bir... Yani Tarkovski'ye daha yakın. Arasından nasıl bir fark var? Öyle bir şey söyleyecek olursam. Yok yani inanıyor musunuz anlamında değil tabii ki ama o iki sinemanın bunu yapış biçimleri açısından. Tarkovski'ninki daha şiirsel ve daha inançlı olduğu için bence filmine yansıyan bir tarafı var. Yani her ne kadar belki aynı soy diye tarif etsek de ikisini de kesinlikle film, üslup, dil açısından çok ayrılar birbirinden. Bergman'ın babası bir papaz bildiğim kadarıyla ve Tarkovski'nin babası bir şair. Yani belki bu sorunun cevabı böyle bir şey. Herkes babasından gördüğünü işliyor ya da babasıyla olan hesaplaşmasını işliyor belki de. Evet. Benim, o zaman evet, sizin babanızın evet benim kitaptaki hikayelerin de bir parça baba oğul hikayeleri olması gibi. Hikayeleri yazarken genellikle bir şeyden çok belleğimdeki böyle birikmiş anılar şeyinden kalabalığından daha çok müracaatım genellikle metaforlar üzerinden oldu. Yani ben önce bir metaforun peşine düştüm. Yani oltamı oraya attım. Seçtiğim metafor anıları çağırdı. Ve onlar bir araya geldi. Evet, öyle bir yapısı var zaten yani. Seçilmiş anılar o metaforun etrafına kümelendi.
Evet. Yani o ama ha, evet. Seviliyor. Doğru. Düşününce yani. Tabii tabii. Hani mühür, ceket yani hep evet. O şeylerden yani bir sürü farklı şey bağlanıyor. 12 Eylül'de yaşadığım bir şey hatırlamaya çalışmadım da. Ama 12 Eylül'deki hayatımızdaki şeyin, mührün ya da tabutun ya da işte neyse elektriğin ya da ne, hayatımıza nereden girmişse o, bizi nasıl etkilemişse o nesne ya da duygu metaforları kalmış bende. Hı hı. Onların birini tuttuğum zaman ona gelip yapışıyor anılar. Bellek meselesine aslında tam biraz önce giriyorduk Bergman üzerinden. Oraya bir girsek mi? Bir zamanlar tabii. Olduğuyla asıl öyle oldu mi? Dediniz biraz önce. Tabii. Tabii. 1984 yılında Ankara Keskin Devlet Hastanesi'nde doktordum. 23 yaşında bir çocuktum işte. Hikmet tabibiydim. Yeni mezun olmuştum. Ve kasabada bir iktidarın sahibisin. Tabip olarak. İşte kaymakamla, savcıyla, oradaki bürokratlarla oturup kalkıyorsunuz. Onlar sizden çok yaşlı. Onların arasında tutunmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan da o yeni taze bilginizle kasabada hekimlik yapmaya çalışıyorsunuz. Ve 6. ya da 7. aydı kasabada bir cinayet işlenmiş. İki kişi birini öldürmüşler, gömmüşler sonra. Sonra itiraf etmişler, yerini göstereceklermiş. Beni aldı savcı ve ekip, Fethi Kabir'e gidiyoruz. Yani katilleri yeri gösterecek, biz çıkaracağız. Ben de otopsisini yapacağım, meseleyi kapatacağım. Böyle güle oynaya, keyifle başlayan bir yolculuk giderek bir kaosa dönüştü. Çünkü adamlar ya bilerek ya bilmeyerek göstermiyorlar yeri. Bu sabaha kadar sürdü. Bir yandan da uzaklaşmıştık, geriye de dönemiyorduk artık. Kasabadan epeyce bir 30-40-50 kilometre uzaklaşmıştık. Böyle sabaha kadar süren bu ceset arama yolculuğu bende çok enteresan şeyler bıraktı, izler bıraktı. Ta ki biz bunu 2009'da aynı mekanlarda, aynı hastanede. Çünkü hiçbir şey değişmemiş. 25 sene sonra gittiğimizde sadece internet kafe açılmış kasabaya. O kadar dışında hiçbir değişiklik yok. Pozitif anlamda, negatif anlamda restoranlar vardı falan. Onlar kapanmış. Mesela 25 yıl önce yaşayan şoförüm ziyaret etti. Yani Ahmet Mümtaz Taylan'ın oynadığı Arap Ali karakterindeki şoför sete ziyarete geldi beni. Garagazi. Yemek yiyeceğiz, set ara verdi. Bir tarafında şey oturuyor, Ahmet Mümtaz Taylan. Bir tarafında da Gazi abi, Arap Ali oturuyor. Biri kendisinin 25 sene önceki halini oynayan biri olduğunu bilmiyor. Öbürü de onun 25 sene önceki gençliğini oynadığının farkında değil. Yani oyunculuk, sinemanın gücü, bellek denilen şey ne? Bütün bunlar o film çekme sürecinde çok gitti geldi benim kafama. Bence Tarkovski'nin deyimiyle sanatçı belleğinden, çocukluğundan beslenen bir asalak. Onunla besleniyor, onu kullanıyor ve onunla olgunlaşıyor. Ah, bizim oralar. Evet. Tabii bu medya. Pasolini. Pasolini. Ya bu çok enteresan ama. Sen bana çok güzel bir şey yaptın şimdi. Bak buradaki figüranların birçoğu benim akrabamdır, biliyor musun? Tahmin ettim ve onu da, yani onu konuşalım diye de biraz bir şey, gerçekten inanılmaz bir şey. Özellikle kalabalık bir sanırım. Evet, tabii inanılmaz bir şey. Bunlar hep hemşehrilerimiz. Bir de mesela onlar acaba şu an olan bitene nasıl bakıyorlar? Çünkü bayağı da vahşi bunu bir sahne. Bunu seyrettiklerini... Yok, oynarken oynarken de. Tabii onlar da aslında bir filmi seyrediyor gibi seyretmişlerdir. Aslında oyuncu hüviyetlerinden daha çok sanki oradaki vaziyetleri bir seyirci hüviyeti. Pasolini ve Maria Callas da mı var? Maria Callas var burada başlıyor. Galiba Arya söylemediği tek film film onun. Hiç evet. Arya söylememiş film boyunca zaten derler. Zaten çok az diyalog var yani, hiç konuşma bile yok. Bizim orası tabii doğal bir set, Kapadokya bölgesi. Bu setlerde gazoz sattım ben. Bu setlerde
babamın mesela, rahmetli babamın böyle Maria Callas'la ilgili konuştuğunu falan iyi hatırlıyorum. Yani. Gerçekten. Yani bir çiftçi ailesiyiz. İşte Maria Callas çok büyük şarkıcı. Çok iyi hatırlıyorum. Hiç unutmuyorum babamın bu Maria Callas'la ilgili söyledi. Yani hayatımıza bir Maria Callas girmiş. Nereden yani? Ya da çarşıda dolaşırken Tony Curtis'le karşılaşıp işte abi Charles Bronson da arkadan geliyor, kahveye girdi filan deyip bütün kasaba çocuklarının onun arkasından gezmesi gibi. O dönemden en çok hatırladığım anılarımda kalan filmlerden biri de Tibet'in Çanı'dır. Mesela o film hiç bitmemiş, çekilmiş. Başrol oyuncularından biri bir trafik kazasında ölmüş. Bizdeki sahneleri çekmişler, Türkiye sahnelerini. Daha sonra çekilememiş. Mesela o filmin peşine düştüm ben epeyce. Filmin yurt dışındaki şeylerin hikayelerini falan buldum. Filmin Türkiye'deki işlerini de Arif Keskiner yapıyormuş. Arif Bey'le konuşurken yurt dışında galiba mevzu buraya geldi. Ben de mi onun yapımcısı dedi. Türkiye'deki işlerini ben yapıyordum, ben yürütüyordum dedi. Sonra çocukluk anılarımda o da oturdu yerine. Çünkü şöyle diyordu Türk yapımcı ve Arif Bey büyük ihtimalle. Elinde bir Cem Osman çanta vardı. Atlar var. Başrol oyuncusunun bindiği atın sahibi yevmiyenin daha çok kendisine verilmesini istiyor. Diğer atlara göre daha fazla para istiyordu. Sebebi de çok basit ona göre. Benim atım başrol oynuyor abi diyordu. Tamam mı? Bu tabii sette krize yol açmıştı. Ben de böyle gazoz şişesinin arkasından seyrediyorum bütün şeyi, sahneyi. Ortalıkta bir sıkıntı var, tamam mı? Yani ve bu sıkıntı kimsenin işine gelmiyor. Bu Türk şey geldi bizim yapımcı, belli ki Arif Bey. Sonradan teyit ettik onu. Bak oğlum dedi, şu keçi sakallıyı görüyor musun dedi. Uzaktaki Fransız'ı gösterdi. Hepimiz oraya baktık korkuyla. Bak o dedi bir okey derse dedi, hepimizin dedi işi biter burada dedi. Bak ne yapın yapın o adama okey dedirtmeyin dedi. Ben uzunca bir süre okey kelimesinin çok ağır bir problem taşıdığını düşündüm çocukken. Ya okey bütün şey, ben gazı satamayacaktım, onları seyredemeyecektim. Okey derse o keçi sakallı. Anonos'taki çocukluğunuzun da hani sizde bayağı, hani belki bu Bergman anısına da bağlanıyor, hani yer ettiği belli. O coğrafyanın hani da sizi bir şekilde etkilemiş, hı hı, oldu. Yani belki bir zamanlar Anadolu'nun estetiğinde de yine gördüğümüz şey. Bozkır. Biraz konuşabiliriz, Bozkır. Evet. Yani belki de Çehov'u bu kadar fazlasıyla seviyor olmamızın, olmamın arkasındaki şey bu. Yeşil değil, yani bir ağaçlık değil, bir orman ya da denizi yok zaten tabii ki, kuşkusuz bir Orta Anadolu kasabası. Ve o tuhaf şey, jeolojik yapı, bir çeşit efsunlu bir ülke, büyülü bir coğrafyada yaşıyormuş duygusunu zaten size hep baştan beri veriyor. Bozkır duygusu insan içine bir hiçlik duygusu veriyor. Bunu çöl gezileri yapanlar da aynı şeyi söylüyorlar hemen hemen. Yani bir kendinizle daha farklı bir yüzleşme yaşıyorsunuz. Daha enteresan bir hesaplaşma yaşıyorsunuz. Bir uçsuz bucaksız bir duygu veriyor insanın içine. Biraz zorlandı bilgisayar. Sanat filmi mi? O yüzden açılışı bile ağır oldu. Metin Hoca. Ne yaptın Haceli ile akşama kadar ana? Ne yapacağım? Gidip geldim, yüreğine korku saldım. Emme bak, vazgeçmemiş temel kazmaktan. Daha iyice korkmamış demek. Korktu, korktu emme, siyaset belli etmiyor. Gayrı bırakmam peşini. Bırakmayacaksın emme. Böyle sonu nereye varacak bunun? Demin karşılaştık. Metin Bey hep bir toprak ve su meselesini konuşmak istediğini söyler filmlerde. Kadına sahip olma, yani toprağa sahip olma, suya sahip olma, iktidara sahip olma.
yani cinselliğe sahip olma anlamında değerlendirmiş. 1992 ya da 93 yılındaydı tanıştığım Metin abiyle ve ölünceye kadar da birlikteydik. Ölmeden çok yakın bir zaman önce de benim hastanemdeydi zaten. Kronik rahatsızlıkları vardı. Geçen günkü Boğaziçi toplantısında da söyledim. O kadar yıl birlikte olduk ama galiba en az sinemayı konuşmuşuz baktığımda şimdi. 2000'li yıllar olabilir. Bir girdim evde bir takım yerlere notlar yazmış. Dönüşüm muhteşem olacak diye. O günlerde de öyle bir arabesk bir parça meşhurdu. Dönüşüm muhteşem olacak. Gidişim suskun oldu ama dönüşüm muhteşem olacak diye. Unutmamak için yazmış belli yerlere sağa sola. Masada da vardı büyükçe bir not falan. Bu arada dışarı çıkacağız hazırlanıyor. Dedim abi bu ne? Bu ya dedi muhteşem bir dedi bir adam var. Bu inanılmaz bir hikaye. Ben bu çocuğu oynatacağım. Bunu dedi film yapacağım dedi ben bunu. Bu dönüşüm muhteşem olacak diye bir film yapacağım. Abi dedim o bir arabeskçi hani bu nasıl film olacak? Öyle şey mi olur doktor dedi. Dünyada bütün hikayeler zaten dedi bu dedi. Bu Emil Brontë'nin dedi Rüzgarlı Bayır dedi yani Uğultulu Tepeler. Oğlan, oğlan dedi fakir kız zengin. Oğlan terk eder kaderine küser. Kız da evlenir ama mutsuzdur. Oğlan yıllar sonra döner ama çok zengin ve güçlüdür. Bu sefer de oğlan onu reddeder dedi. Benim acı hayat da öyledir dedi. Çünkü dünyada hala 100 yıldır aynı konu çekiliyor dedi. Bu dedi inanılmaz bir film olur. Bunu çekmek lazım dedi. Filmin adı dedi dönüşüm muhteşem olacak olmalı dedi. Çok şey öğrendim ondan. Fakat uzun yıllar sonra demek ki nasıl bir şey kurmuşsak ben ona 3 maymunla Cannes'a Cannes Film Festivali'ne gideceğimizi söylediğimde senaryo mu yazıyorsun dedi bana. O kadar hiç şey yapmamışsın. Demek ki sinemayı biz bayağı ilişkiniz bir de oynuyorsun filan dedi. Ama koluna girdim ve Türkiye'deki, İstanbul'daki galaya birlikte gittik. Birlikte seyrettik 3 maymun. Ben çok şanslı bir iki deney yaşadım. 3 maymun ve Bir Zamanlar Anadolu'da. Yönetmenin işin içinde olduğu senaryo çalışmalarının daha verimli olduğunu. Tabii bir başka deneyim olmadı. Gerçi her içinde olduğum filmin daha sonra çalıştığım filmler yönetmenlerine de senaryolarını çok analitik biçimde konuşmuşumdur. Hı. Bir karakterin bendeki karşılığını oynuyor. O bende varsa onu yani bir ruhsal bir mizaç arıyorum. Çünkü şunu yapabilirdim, yapmadım. Cumartesi annelerinin bir hikayesi aslında, bir köfteki hikaye. 18 yıl oğlunu arayan, faili meçhul olmuş oğlunu arayan bir babanın mücadelesi, korkuları, paranoyaları, inadı, direnci. Bunu nasıl yapabilirsin? Gidip cumartesi annelerini takip edip oradaki insanları taklit ederek ya da oradaki gerçekten de başına böyle birisinin bir şey gelmiş birisiyle konuşarak onu içselleştirip onu oynamaya çalışarak böyle bir şey yapmadım. Böyle bir şey de hiç düşünmedik. Yönetmen de zaten benimle aynı kanıdaydı. Sadece dediğim gibi bu adamın 18 yıl boyunca yaşadığı bu hayatın ondaki izlerini, onda bıraktığı tortuların, onun karakterinde yarattığı değişimlerin sonucu olarak ortaya çıkan kimliğinin bende de olabilecek taraflarını buldum. Kendi paranoyalarım mı? Onun paranoyaları. Devlete olan paranoyası gibi. Onun oğlunu kaybındaki acısını benim çok erken yaşta kaybettiğim işte yeğenimdeki kaybla vesaire. Bütün bunlarla birlikte kendime sordum. Çünkü en iyi tanıdığım kendim. Danışabileceğim benden başka kimse yok. Kendime dönüp baktım. Kendi içime baktım. Bu anlamda patronu taklit etmek, üç maymundaki patron gibi davranmak, patron gibi oynamak yerine ben de bir özel hastane yöneticisiyim. Zaten bende bir patron şeyi vardır. Ben onu koydum orta yere.
kendi patron tarafımı oynadım, çıkarttım. Beynemler, burası. Karşılama müziği. Bak hele baharı, çocukları, kuşları düşünün. Ha kuş, ha çocuk. Benim ikisi de bir. İkisi de uçup gidecek. Sonra böyle bir şey. Şef, sen erdin galiba. Sırrı dönecek mi acaba sinemaya? Bilemiyoruz. Şu anda dönmesin daha iyi diye düşünüyorum ben. Daha önemli işler var. Evet. Yeni çekmek istediğiniz film Gaba, oradan da şey, aday evet. Belediye başkanlığı evet, yani, adaylığı üzerinden bir şey. Demek ki şey, beslenmeye devam ediyoruz hala geçmişimizde asalak gibi. bir insanın politik mücadelede ya da günümüz anlamındaki bu siyaset yapma, politika yapma alanında bir güç kazanma, erk sahibi olma yolculuğu esnasında kendiyle karşılaşması, kendini fark etmesi. Çünkü bu 2000'li yıllarda yaşadığım deneyim bana gösterdi ki insan nefsinin, insanın içindeki bu bitmek tükenmek bilmeyen hırslarının aslında en iyi sınandığı yer meğer politik arenaymış. Her ne kadar ben hani erkenden çekildim İzzet-i İkbal ile ama bulunduğum yerden bunu hala sürdürenlerin, hani Türkiye'deki politik figürlerin, aktörlerin şeylerini artık daha iyi anlayabiliyorum. Verdikleri tepkileri, niye orada hala ısrarla durmaya çalıştıklarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, hayatla olan ilişkilerini falan buradan görebiliyorum. O süreci yazdım, o dönemi yazdım. Bir adaylık çabası. Aslında erken bitmiş, yarım kalmış, kalık kalmış bir iktidar talebi. Onun bendeki karşılığı bana çok iyi oldu yani. Çabucak fark ediyor olmam. En azından bütün bu olan biten, yaptığım, ettiğim işlerin bir senaryoya dönüşmüş olması da hani bu işin bonusu. Peki bütün bu kimliklerin nasıl bir arada var olduğunu konuşalım biraz. Yani çünkü hani bir yandan doktorluk, işte başhekimlik, oradaki patronluk demin yani, bahsettiğiniz. Yöneticilik diyeyim ona. Pek böyle hani şey, bir patrona da benzemem doğrusu. İlk akla gelen patronlardan olamam ama... Onun dışındaki bütün işlerimin hakikaten birbiriyle aynı yerden yürüdüğünü biliyorum. Yani hepsi de yazmak, okumak, oynamak. Hepsi aynı yerlerde ve birbirini sürekli olarak kontrol eden ve besleyen, birbirine yardım eden şeyler. Onun için çok şey yapmıyor, birbirini engellemiyor. Aksine keşke birazcık daha zamanım olsa ve birazcık daha zamanımı iyi kullanabilsem, bunlara ilişkin daha çok şey üretebilsem. Zamanımızı daha iyi nasıl kullanıyoruz? Daha az. Hiç uyumasak. Böyle bir şey var mı? Bilmiyorum. Evet.